Yeni Çağ TV ekranlarından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Ülkemizde gün geçmiyor ki zam haberi gelmesin. Bizler de bugün Mısır Çarşısı'nda vatandaşa gelen son zamları soracağız. Gelin birlikte konuşalım. Ülkemizde gelen son zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Abici hiçbir şey düşünmüyorum. Allah sorumuzu hayır etsin. İnsanlar zor durumda. Gerçekten durumda. Ben bir de esnafım, berber esnafıyım. Gelen perişan, giden perişan, Allah hayır etsin. Bilmiyorum hükümet ne yapıyor onu anlamadım. Adamlar ne yapıyor ben anlamadım abi yani. Niye böyle kimse müdahale etmiyor? Ben yıllarda hepsini gördüm ama böyle de olmaz ki abi ya. Çok kötü. Allah hayır etsin. Başka bir şey diyeyim. Peki seçim döneminde verilen vaatler sizce tutuldu mu? Abi ben şöyle bakıyorum da yani herkes kendi haline şu anda. Yani Atalan Üsküdar geçer hesabı iyi oldu yani bu iş. İş bitti gibi geliyor bana. Yani. Aslında bay bay. Ben aldım. Seneye görüşecek hesabı oldu yani. Peki Gabar'da petrol bulunduğuna dair bir açıklama var bildiğiniz üzere. Ama benzin fiyatları da ortada. 37-38 lira bandında şu anda neredeyse. Ne düşünüyorsunuz akaryakıt? Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Biz Türkiye olarak yanlış anlama. Petrolü biz çıkaralım 50 lira olacak. Niye biliyor musun? Ya maliyeti yüksek değil. Bak sana samimiyetimi söylüyorum. Böyle bir ülkeyiz. Düşmez abi. Arabistan'da git. Belli belirsiz diyor. Kuruş değişemiş olmuyor ha, emin ol yani. Hiçbir vatandaş da memnun değildir bence yani. Hatta memnun olmayıp oy bile veriyorlardır. Bundan %100 eminim. Nasıl memnun olalım? Yani maaş zamları ortada, gıda zamları ortada. Yani temel ihtiyaç zamları ortada. Neyi neyi karşılıyor? Neye göre maaşa zam yapılıyor? Neye göre fiyatlara zam yapılıyor? Hepsinden şikayetçiyiz. Aracım yok ama aracım olmasa da sonuçta taksiye biniyorum. Sonuçta toplu taşıma kullanıyorum. Sonuçta hani bir şekilde araçlarla yola çıkıyoruz. Aracım olması gerekmiyor ve her şeye zaten zam yansıyor. Yani petrol bulmaları da yani hiçbir faydası yok yani. Zamlar ortada. Benzine zam ortada. Benzine zam geliyor. Otomatik olarak İETT otobüslerine zam geliyor. Otomatik olarak taksilere zam geliyor. Bir taksimetre açılışı 70 lira olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Taksi bulamıyoruz. 70 lira olmuş, taksi bulamıyoruz. Şuradan şuraya gidiyoruz, 70 lira ödüyoruz. Hiçbir şeyden memnun değilim. Zamlardan hiç değilim. Hükümet bizi aldattı. Yani size şu kadar zam vereceğim dedi. Şu anda zam yerine bizi kandırdı yani. Daha doğrusu. Ben emekliyim. Ben zam almış değilim yani. Eskiden de 7.500 liraydı. Şimdi de 7.500 lira maaşım. Yani devlet yani şey sahtekar çıktı yani emeklilere karşı. Aynı parayı alıyoruz yine. Değişen bir şey yok. Yani ölüme terk etti yani emekliyi. Yani öl demek istiyor yani. Biz de kaderimize boyun eğiyoruz. Ne yap? Yapacak bir şey yok. Yine seçim geliyor. Seçimlerde herhalde ona göre davranacağız. Başka çaremiz yok. Tutulmadı. Kesinlikle. Yalan. Hep yalan. Nasıl olsa ben seçildim dedi. Tamam memura verilmesin demiyorum. Verilsin. Ama emekliye de ver. Oraya 8 vereceğine bize de 2 ver. 3 ver veyahut da neyse. Yani bunu şey, yalan yani. Dolandırdı bizi yani daha doğrusu. Biz de bakacağız bundan sonraki gel seçimlerde ona göre davranacağız. Başka çare yok. Sonuç bir şey felaket. Yani iyi bir şey değil yani. Yani fakiri fukarayı öl demek istiyor yani yaşama. Başka çare yok. Şimdi dün akşam da çıkmış yıl başında işte yapacağım bilmem ne. 6 ay var yıl başına. 6 ay ne yapacak bu millet? Sen 6 ay bekleyecek mi yani? Hiçbir şey yemeyecek mi? Tamam ben memura verilmesin demiyorum. Memur da kira veriyor. Çoluğu çocuğu var, okuyor. Bizim de ailemiz var. Biz de emekliyiz. Ya ona 8 vereceğine bize de 2 ver, 3 ver, bir şey ver yani. Anladın mı? Kim niye kandırıyorsun? Yazık günah değil mi yani? Kim olabilir ki? Tabii ki haliyle şikayetçiyiz. Çok zor. Hakikaten çok zor. Her şekilde çok zor yani. Her anlamda. Yani sadece gıda değil. Her anlamda çok zor. İletişim, ulaşım, kiralar, özellikle kiralar. Yani bir asgari ücretli geçinen bir ailenin kirada yaşıyor olabilmesi, faturalarını ödüyor olabilmesi, çocuklarına süt alıyor olabilmesi çok zor şu dönemde. 3 tane evladım var. Artı bir de 18 yaşında evladım var. O kadar zor ki yani ben onları nasıl besleyeceğim? Çok zor. Zorlanıyoruz. Ama çok da zorlanıyoruz yani. Hani hakikaten bir şeyler yapmalılar. Çözüm anlamı. Biraz da hızlı olmalılar bence. Evet aracımız var.
ama kullanamıyoruz yani. Ben annemi, annem karşıda oturuyor. Ben Anadolu yakasındayım. 2 aydır gidemiyoruz yani. Eşim şey yapıyor. Yani bir de bizim sermayemiz, işimiz benzinle, mazotla. Ondan dolayı yani böyle kısıtlı kullanıyoruz. Çok gezemiyoruz ne yazık ki. Şimdi asgari ücrete zam geliyor diyorlar. Tamam, o güzel. Tamam. İyi. Ama neye göre iyi bu? Şimdi adam diyor ki ben asgari ücrete zam yaptım diyor. Bir gün geçmiyor, ardından yani piyasada olan herkes kendi malının üzerine biraz daha koyup insanlara pazarlamaya çalışıyor. Dışarıdan gelen herkese tamam eyvallah, ona bir şey diyeyim yok. Ama baktığın zaman ülke içinde ülkenin kendi halkı alım gücünü yok. Neden? Bunun tek sebebi kendimiz. Çoğumuz sistemi suçluyoruz ama yani suç, tek suç sistemde değil. Suçun birçoğu da kendimizde. Yangınlar oluyor, depremler oluyor. Çok kısa bir örnek vereyim. Kızılay'ın yapmış olduğu o bir aralar çadırlar sattı falan filan diye. Yani kendi halkımız kendi içinde bunu kendine yapıyorsa bir başkası neler yapmaz. Bunu çok, aslında çok düşünmeye de gerek yok. Az düşünelim, çok şey çıkarabiliriz aslında buradan. Demeye çalıştığım şey şu. Asgari ücrete ne kadar zam gelirse gelsin, hiç kimse bir şekilde yetinemeyecek kimseye. Adam 8 milyarlık eve 12 milyar zam diye ben ister otur ister oturma çık evimden diyorsa, bunun baştakilerle veya sistemle bir alakası yok bence. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Şu ülkeyi eğer gerçekten canı gönülden yönetmek istiyorlarsa elinizi vicdanınıza koyun, öyle yönetin. Çünkü bu ülkenin gerçekten halka artık bunalmış bir derecede. Ekonomik açıdan olsun, psikolojik açıdan olsun. Mısır Çarşısı gibi bir yerde. Burası tarihi bir yer değil mi? Burası kimin tarihi yeri? Türklerin. Peki buraya bir Türk halkı geldiğinde neden algın gücü yok? Sadece yurt dışından gelenler yapabiliyor. Aslında buranın halkı buradan yağ alışveriş yapması gerekiyor. Mesela bu benim zoruma gidiyor. Adamın buradan alım gücü yok. Memnunum, daha güzel oluyor yani. Harbiden alıştık zaten. Daha çok zam yaparlarsa daha çok seviniriz yani. Sonuçta idare ediyoruz biz. Herkes de memnunmuş yani demek ki. Değil mi? O yüzden güzel gidiyor. İnşallah daha fazla yaparlar. Sigara 100 lira olsun, benzin 100 lira olsun. Olsun yani. Ya başka tabii tutuldu yani. Bak zam yapacağız dediler, yaptılar. Ben memnunum halimden, iyi gidiyor yani. Bulmuşlarsa güzel yani, daha da yansır. Nereye yansıyacağını düşünüyorsun? Gaz da bulduk, benzin bulduk, petrol bulduk. Her şeyi buluyoruz. Değil mi? Güzel gidiyor ya. Bak herkes memnun yani. Bir adam diyor bak herkes arabaya biniyor, ona biniyor, ona biniyor. Güzel gidiyor, güzel. Ama mesela benim oğlum bak bu büyüyünce daha da iyi bir zamana denk gelir inşallah. Ben Almanya'dan katılıyorum. Şu an şimdi tatile geldim. Onun yüzünden çok haber şey yapmıyorum. Öyle. Şöyle söyleyeyim, bizim orada da Almanya'da da tabii ki de zamlar geldi. Ama buraya geldi mi paralarımız tabii ki de değerleniyor. Daha çok şeyler alabiliyoruz. O bizim hoşumuza gidiyor. Ama işte ekonomi çok kötü falan diyorsunuz. Her şeye zam geldi ama sizin maaşlarınız falan da arttı. Bizim orada her şeye zam geldi ama maaşlarımız halen aynı. Onun yüzden oraya göre burası biraz daha iyi diyeyim. Tamamen dibe vurduk yani. Memnun olacak bir tarafım var. Memuru öldürdüler. Çiftçiyi öldürdüler, köylüyü öldürdüler. Emekliyi zaten mezara soktular. Ben de emekli oldum sözde. 7,5 milyon lira para alıyoruz. 7,5 milyon parayla ne yapabilirsin, ne edebilirsin? Ne iş yapabilirsin? Yani evimize ekmek, inan yani Mahmutbaşı'da esnafız. Saat daha biri çeyrek geçe siftah yaptım. Biri çeyrek geçe siftah yaptım. Ben 52-53 yaşına geldim. Böyle bir durgunluk, böyle bir darboğaz görmedim. Böyle bir yönetim de görmedim. Yani tasarruf diyorlar. Tasarrufa en tepeden başlamak lazım. Bunlar affedersin en alt tabakaya yığdılar hepsini. %10 bir kısım var. Onlar bir eli yağda bir eli balda. Yani artık %90 mı diyelim? %90 onlara çalışıyor. Yani 75 milyon ülkede 75 milyon insan 10 milyon kişiye çalışıyor şu anda. Yani böyle bir rezillik görmedim ben yani. Bu dayanmaz, bu gitmez bu. Bu gidecek yani, katlanılacak bir durum değil. 53 yaşında bak Tansu Çiller'in devalüasyon, mevalüasyon diyorlar. Bilmem ne, o zamanlarda iş de vardı, güç de vardı, para da vardı. Alım gücü de vardı insanlarda. Şu anda ne alım gücü kaldı, ne bir şey kaldı. Bir tane karpuz 100 lira bu memlekette olursa 10 lira kilosu en ucuz karpuz marketlerde, 15'e çıktığı yerler de var. Bir karpuzun mevsiminde, domates mevsiminde 35 lira olursa, şimdi en tepedekileri mazot bugün 35 lira olursa 1 litre mazot. Bunu köylü ne üretebilir, ne çiftçi bunu nasıl yapacak yani, nasıl mazotunu alsın, gübresi, ilacını alsın da oradan mı yani, yanlış anlama bugün yatlar, gatlar bunları affedersin mazot desteği bilmem ne veriyor. Mazot desteğini vereceksen köylüye, çiftçiye vereceksin. Böyle bir saltanat görmedim ben. Müslümanlıktan demiyorum. Müslümanlıklar yakından uzaktan alakaları yok. Caminin önündeyiz. İnsanın ahliyesi geliyor. Yani
Ben böyle bir yönetim de görmedim, hiç de görmedim. 53 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim kardeşim. Böyle bir yönetim görmedim ben. Yani memlekete bunlar bundan sonra hiçbir şey veremezler. Memleket bundan sonra uçurma yani. Affedersin yani 4 dala freni boşalmış kamyon gibi gidiyor. Ha gittiler para dilendiler geldiler şeyden. Katar'dan şuradan buradan. Yani neyi verdiler, neyi karşılığında para istediler onu da bilmiyorum. Neyimizi sattık. Ülkede gelen zamlarda galiba kimse memnun değil açıkçası. Daha önceden daha iyiydi. Ama şu anda o kadar kötü değil yani. Geçinebiliyoruz. Yani bir şekilde geçiniyoruz yani. Çalıştığın iş yeri önemli yani ne iş yaptığını. Herkes bence geçinemiyor ama. Vallahi arabamız yok. Ülkede son zamlardan sonra yani önceden hayallerimiz vardı ama şu an galiba yani bilmiyorum hayaller ne olacak. Evet değerli izleyenler, vatandaşların zam hakkında görüşleri bu şekildeydi. Bizler sokağın sesi olmaya devam edeceğiz. Bizleri takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.